Evet sevgili izleyiciler, Uzun İnce Bir Yolculuk programında Şarkışla ilçesindeyiz. Belediye Başkanımız Ahmet Turgay Oğuz Başkanım'la güzel çalışmalarını, güzel projelerini dinleyeceğiz. Bakalım Şarkışla'ya neler yapılıyor, ne hizmetler yapılmış, yurt içindekiler, yurt dışındakiler Şarkışla'yı da göster diyorlar. Yapılanları başkanım şöyle bir anlatsın diyorlar. Biz de ilçelerimizi, köylerimizi, beldelerimizi geziyoruz. Başkanımızın o güzel ağzından Şarkışla'yı şöyle bir tanıyalım, neler yapılmış hep birlikte. Daha sonra Şarkışla'yı gezeceğiz, o görüntülerle sizleri baş başa bırakacağız. Başkanım bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. TRT televizyonu sayesinde bizleri seyreden bütün hemşehrilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Tabi yaz ayı gelmesi itibariyle Şarkışla'mızdaki nüfus oranımız arttı. Gurbetçilerimiz izne geldi. Ama biliyorsunuz Şarkışla Sivas'ın en büyük ilçesi. 23 bin nüfusuyla, merkez nüfusuyla ve 37.500 köyleriyle birlikte nüfusa sahip Sivas'ın en büyük ilçesi. Fakat sahir zamanlarda da Şarkışla aslında 23 binin üzerinde bir nüfusa sahip. Bunun nedeni şu, 96 tane köyümüz var. Köylerimizin çoğu kış aylarında boş. Yani birkaç hane var ancak. Fakat orada yazılı olan nüfus var. Bu nüfus Şarkışla'da kışın ikamet ediyor. Kimisi çocuk okutuyor. Kimisi Şarkışla'da doğal gaz var. Çok güzel evler var. Ev alabilmek burada çok uygun olduğundan dolayı çoğu vatandaşımız Şarkışla'da ev sahibi olmuş. O yüzden de köyde ikamet edip de ikametgahı köyde olup da Şarkışla'da hayli nüfus var. Yani dolayısıyla Şarkışla'nın gerçek nüfusu 23 binin çok çok üzerinde. Yaz aylarında da tabii bu ikiye katlıyor yaklaşık olarak. Çünkü Şarkışla'mız Avrupa'da en fazla gurbetçisi olan belki ilçedir yani diğer ilçelerin içerisinde. Tabii ki nüfus yoğunluğunun artması, belediye hizmetlerinde artmasını da paralellik arz ediyor. Çünkü biz bir kez çöp aldığımız yerleşim yerlerinden şu anda ikinci kez aldırıyoruz aynı gün içerisinde. Dolayısıyla nüfusun bu şekilde arttığına da şahitlik ediyoruz. Evet, Şarkışla'mız doğal gaz itibariyle şu anda hemen hemen bitti. Yani birkaç tane lokal bölgenin haricinde orada imarla ilgili bazı sıkıntılar olduğundan dolayı vatandaşlarımız alamadı. Yani takriben 40-50 civarında bir abone şu anda doğalgaz bekliyor. Onun haricinde Şarkışla'nın tamamında doğalgaz kullanılır durumda. Şarkışla'mız tabii ki 2006 yılında ilk doğalgazda buluşmuş, yapılmaya başlamış ama 2006 yılından 2014 yılına kadar geçen süre içerisinde biz geldiğimizde yani Şarkışla'nın yaklaşık %25 oranında yani 8 yıl boyunca %25 oranında ancak doğalgaz yapılabilmişti. Bizim görevde bulunduğumuz 4 yıl içerisinde de Şarkışla'nın tamamı doğalgaza kavuştu. Tabii Şarkışla'mızın bir diğer altyapı ile ilgili sorunu su, içme suyu sorunuydu. Çünkü içme sularımızda arsenik var. 60 kilometrenin üzerinde
altyapımızda asbestli borumuz var. Asbestli borunun kanserojen madde içerdiğini herkes biliyor. Bunun yanı sıra asbestli boru artık ekonomik ömrünü tamamlamış, mukavemeti kalmamış, basınçların artması neticesinde de sudaki tesisattaki basınç farklılıkları neticesinde de sürekli arıza veriyor. O yüzden Şarkışla'mızın altyapısının değiştirilmesi Şarkışla'mız için aciliyet gerektiren bir konuydu. Biz ilk geldiğimiz günden itibaren bu konuyla ilgili çalışmalarımızı başlattık ve şimdi Allah'a şükürler olsun o altyapının değiştirilmesi, yani asbestli borunun yerine polietilen boru kullanılması artı su kaynaklarımızda arsenik var idi. Daha temiz su kaynağı olan Kanak Barajı'ndan. Yani Kanak Barajı zaten Şarkışla, Gürçayır, Cemel ve belediyeleri ve etraf köyleri için hem içme suyu öncelikli, daha sonra da tarımsal amaçlı sulama suyu için yapılmış bir barajımız. Buradan temiz su temin edeceğiz. Asbestli boruna, boru yerine polietilen borular kullanacağız. Allah nasip ederse inşallah onun yapım işlemleri devam ediyor. Tabii sadece su değil, kanalizasyonla ilgili de sıkıntılarımız var. Kanalizasyon şu anda bizim iki tane vidanjörümüz var. En fazla çalışan araçlarımızdan. Altyapı yapılırken ileri dönük düşüncelerle değil de günü kurtarmak için yapılan kanalizasyon çalışmaları tabii ki kodlu yapılmadığından dolayı, mühendislik hesapları yapılmadığından dolayı sürekli tıkanır hale geldi. Dolayısıyla bunların da değiştirilmesi gerekiyordu. O yüzden biz hem kanalizasyon şebekemizi hem su şebekemizi, suyun içerisinde tabii ki sadece şebeke yok, arıtma var, isale hattı var, depo var, yağmur suyu hattı var. Şarkışla'mızda bir metre, daha önceden bir metre bile yağmur suyu hattı yoktu. Şimdi Allah'a şükürler olsun yağmur suyu hattı da olacak. Dolayısıyla alt yapı diye ifade edilen şeyin içerisinde hangi unsurlar varsa bunların tamamını Şarkışla'da yeni olarak yapmış olacağız. Bunun, bu projenin proje bedeli. Bazen vatandaşlarımız bu noktada bazı şeyleri karıştırıyor. Levhalarda farklı rakamlar var. Siz farklı şeyler ifade ediyorsunuz diyorlar. Aslında biz farklı şey ifade etmiyoruz. Biz ifademizde diyoruz ki bunun proje bedeli bu. İhale edilen bedel demiyoruz. Proje bedeli 150 milyon lira. Yani ihale edilen bedeli söylemiş olsak bile bu Şarkışla'mız için gerçekten çok büyük bir rakam. Bunun yarısını hibe olarak aldık. Yani Kalkınma Bakanlığı marifetiyle İller Bankası vasıtasıyla yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarının yarısına devlet destek veriyor. Dolayısıyla bizim kanalizasyonumuz ya su şebekemizin yapmış olduğumuz bütün bu altyapı ihalesinin yarısını hibe olarak aldık. Dolayısıyla çok ciddi bir hibe oranı bu. Çok ciddi bir proje. Yani Türkiye'deki İller Bankası'nın bir seferde yapılmış en büyük projelerinden biri. Bir de şöyle oluyor. Genelde altyapıyla ilgili çalışmalarda ya kanalizasyon önce yapılıyor, daha sonra 3-5 yıl geçtikten sonra suya başlanıyor, ya da su önce yapılmış oluyor, kanalizasyon 3-5 yıl sonra yapılmış oluyor. Yani aynı hattan üst yapıyla ilgili pek çok sıkıntılar yaşanıyor. Yani bir kez yapılıyor, tekrar bozuluyor falan. Bu altyapının, yani kanalizasyon suyun ve yağmur suyu hattının birlikte yapıldığı, belki ender yerlerden, tek yer demeyeyim çünkü çok bilmiyorum başka yerlerde yapılıp yapılmadığını, fakat öğrendiğim kadarıyla ender yerlerden bir tanesi Şarkışla. Yani altyapının sorununu bir seferde bitirip vatandaşı bir sefer sıkıntıya sokup oradan sonra onları rahatlatacak bir adım işte atılan yerlerden bir tanesi de Türkiye'de Şarkışla. Ve Şarkışla nüfusuna göre 23 bin merkez nüfus itibariyle ben şunun iddiada bulunuyorum. Eğer yanlış bir iddiada bulunuyorsam lütfen bizi seyredip bu konuda bilgi sahibi
olan vatandaşlarımız da bize uyarsınlar. Şu anda 23 bin nüfusu olup da bu kadar hibe ve bu kadar projesi onaylanan başka bir ilçe yok. Bunu iddia ediyorum. Eğer varsa İller Bankası Bölge Müdürlüğü de, İller Bankası Genel Müdürlüğü de bizi tasdik ediyordur. Çünkü biz değişik zamanlar kendileriyle görüşerek bu bilgileri de kendilerinden aldık. Dolayısıyla Şarkışla'mıza bizim görev yapmış olduğumuz süre içerisinde gelen değil, bizden önceki dönemlerde de gelmeyen bir hibe ve proje yatırımı gelmiş oluyor. İnşallah biz de bunu kısa zamanda tamamlayıp üst yapısını da bir an önce bitirerek Şarkışla'mızın temel problemi olan içme suyu, kanalizasyon hadisesini Şarkışla'nın gündeminden uzunca bir süre, yani yaklaşık 50 yıl gibi bir zaman diliminde çıkartmış olacağız. Allah nasip ederse. Şu anda bizim bize yetecek düzeyde, vatandaşımıza hizmet verecek düzeyde bir otobüs terminalimiz var. Hayvan pazarı, Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından birine sahibiz. Ve hayvansal üretimin en yüksek olduğu yerlerden bir tanesi Şarkışla. İPART, yani Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ajansı'nın vermiş olduğu hibelerden en fazla istifade eden ilçedir. Yani merkez Sivas dahil olmak üzere Şarkışla'mızdır. Yani burada gerçekten Avrupa'yı tarzda çok güzel hayvansal işletmeler vücuda getirildi. Ve inşallah ilerleyen zamanlarda bu daha da gelişerek devam edecek. Çünkü Şarkışla'mızda bir organize hayvancılık bölgesi ihdas edildi. Yönetim kurulları oluştu. İmarla ilgili çalışmaları bitti. ÇED raporu çıktı. İnşallah şimdi bakanlığın vermiş olduğu kaynakla birlikte Şarkışla'mız bir organize hayvancılık bölgesine kavuşmuş olacak ki bununla birlikte hayvancılık Şarkışla'da zirve yapacak. Orta Anadolu'nun değil, belki de Türkiye'nin incisi hale gelecek. Tabii biz buna bağlı olarak bu hayvancılıkla ilgili yapılan çalışmaların yanı sıra Şarkışla Belediyesi olarak hayvansal atıklardan enerji elde edebilmek için 2 yıldır üzerinde çalıştığımız bir projemiz var. Biyogaz tesisi. Biyogaz tesisinden biyogaz elde edilip o elektrik enerjisine dönüştürülecek. İlk etapta 1 megawatt, ikinci etapta da 2 megawatt büyüklüğünde bir tesis olacak. Bu tesisin yeri Şarkışla Belediyesi tarafından ihaleye çıkartıldı. İlgili firma bu ihaleyi aldı. 29 yıllığına bu alanı kiralamış oldu. Şu anda 2 yıldır da bize kira ödüyor. ÇED süreçleri bitti. Allah'a şükürler olsun. Ön lisans şu anda son aşamada. Ön lisansla çıktıktan sonra inşallah inşaatına hemen başlanılacak. Bu sene Ekim ayında yetiştirebilirsek, yoksa gelecek sene itibariyle Şarkışla'da biyogazdan elektrik enerjisi elde edilmiş olacak. Tabii bu yatırımları, hayvansal yatırımları aslında belediye eliyle bu biyogaz tesisinin yapılması Türkiye'de bir ilk. Yani özel sektör bugüne kadar yapmış ama kamu ortaklığıyla yapılan ilk iş. Biz belediye olarak burada herhangi bir şekilde sermaye ya da para koymadık. Neticede işletmeci bu işi yapacak, firma yapacak. Biz payımızı alacağız. Çevre temizliği olacak, istihdam olacak. Şarkışla'ya bir istihdam yaratılmış olacak. Artı hayvansal atıklarını almış olduğumuz vatandaşlara da ücretsiz olarak sıvı gübre verilecek. Yani tarımda bu şekilde desteklenmiş olacak. Bu çok önemsediğimiz bir proje. İnşallah hayata geçirdiğimiz zaman da Türkiye'de ilk olacak. Tabii parklar dediniz. Şarkışla'da park yaptık. Değişik büyüklükte parklar. Tabii bu parkları yapmamızdaki amaç ne? Bu çok önemli. Bunun bir sosyolojik sonuçları, yani bugün görülmese de ilerleyen zamanlarda muhakkak bunlar görülecek ve biz Şarkışla'da bu noktada ciddi bir açığı aslında bu şekilde gidermiş oluyoruz. Çünkü çocuklarımızın sağlıklı vakit geçirecekleri oyun alanları Şarkışla'mızda yoktu. Biz bunu bir ihtiyaç olarak
gördük. Niçin? Tabii ki elbette ki ihtiyaç. Bizim geleceğimiz çocuklarımız, gelecek nesillerin sağlıklı olarak yetişmesi gerekiyor. Bunu yetiştirebilmek için de tabii ki sosyal donatılara ihtiyaç var. Yani bu hem şehir olmanın gereği de budur. Şehirde şehir donatılarının olması lazım. Yani sosyal tesis alanları gibi, çocuk park alanları gibi, çocuk oyun alanları gibi. İşte onun için de biz gelir gelmez bu işe el attık. Şu anda diyorum ya, sosyolojik bunun sonuçları, bir kez mahallelik bilinci gelişiyor. O mahalledeki oturan ebeveynler çocuklarını alıyorlar, aynı ortama geliyorlar, birbirleriyle tanışıyorlar. Çocuklar birbirleriyle tanışıyor. Çocuklar daha sağlıklı bir ortamda, ailelerinin gözetiminde bir ortamda, evlerinden çok uzakta olmadan güvenli ortamda oyun oynayabiliyorlar. Orada arkadaş ediniyorlar. Mahallelik duygusu gelişiyor çocuklarımızda da. İşte eskiden olduğu gibi, eskiden de vardı bizim çocukluğumuzda, mahallelik kavramı vardı. Mahallemizin abisi vardı, mahallemizin ablası vardı, mahallemizin büyükleri vardı, mahallemizin futbol takımı vardı. Şimdi mahalle dediğimiz alan bizim mahallemizin sınırları değil aslında, evimizin çevresini çevreyen alan. Yani komşularımızla birlikte olduğumuz alan. Dolayısıyla burada böyle bir tanışıklık, bilişiklik, aynı mekanı, aynı coğrafyayı paylaşan insanların birbiriyle tanışık olması da önemli. Ebeveynler açısından, çocuklarımızın geleceği açısından da. Çocuklarını parka, bahçeye, oyun alanlarına getiren veliler başka çocukları da gözetliyor. Dolayısıyla daha güvenli bir ortam olmuş oluyor. Ve trafikten uzak, tehlikelerden uzak bir ortam. Bu parklarımızın 12 tanesinde, 14 tanesinde de halı sahamız var. Yani çocuklarımızın her saat gece de aydınlatması var. Futbol oynayabilecekleri mekanlar. Tabii kimilerinde tek pota, iki tanesinde de tam standartlara uygun basketbol sahası var. Etrafı çevrili, aynı futbol sahası gibi. İki tanesinde de basketbol sahası var. Diğer spor dallarını da yapabilecekleri alanlar var. Bu mekanlarda ayrıca ebeveynlerin sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri adına oluşturulmuş yürüyüş alanları artı spor yapabilecekleri spor aletlerinin bulunduğu mekanlar var pek çoğunda bu parklarımızın. Dolayısıyla böyle bir fonksiyonel hem ebeveynin hem çocukların hoşça vakit geçirebilecekleri alanları ihdas ettik, yaptık ve Allah'ın izniyle yapmaya da devam ediyoruz. Tabii Şarkışla'mızın en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi de mesire alanı. Şu anda mesire alanımız yok. Mesire alanı olarak da güzel bir mekanı seçtik. Bizim daha önce baraj olarak nitelendirdiğimiz göletimiz, Şarkışla göletimiz. Su artık ekonomik önemini tamamladığından dolayı su tutmuyor. Yani su yazın ortasında, Temmuz aylarında, bu aylarda orada bir direm su kalmıyordu. Biz onun önce etrafında aslında bu mesire alanı yapalım dedik. Projelerimizi ona göre hazırladık. Daha sonra ya su kaybolacağına göre mesire alanında suyun olması daha insanı rahatlatacak bir ortam olduğundan dolayı su kaybolunca barajın içerisine yeni bir gölet yaptık. Şu anda ihalesini yaptık, etrafının mesire alanı, yani oturma yerleri, işte park alanları, çocuk oyun grupları, buna benzer yerlerini de ihale ettik. Yaklaşık 6 milyon lira değerinde, inşallah 11. ay gibi burası da bitecek. Aynı Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle millet bahçesi niteliğinde bir yer olacak. Tabii biz bu işe Cumhurbaşkanımızın ifadesinden önce başladık tabii. İnşallah orası ilerleyen süreçlerde diğer etapları da yapılmak suretiyle sadece mesire alanı değil, bütün Şarkışla'nın inşallah ve de gurbetçinin yaşam alanı haline gelecek. İlerleyen zamanlarda şöyle bir düşüncelerim var orayla ilgili. Etrafında 1+1 kütükten evler yaparak dışarıdaki gurbetçinin de, yani Şarkışla'da evi olmayan insanların da işte 10 gün, 2 hafta, 5 gün gelip de ailesiyle birlikte kalabildiği mekanları orayla ilgili planlıyorum şu anda. İnşallah ilerleyen zamanlarda
Bu da gerçekleşmiş olur ve Şarkış da halkı içinde bir cazibe merkezi, dışarıdan gelenler için de bir cazibe merkezi ve yaşam merkezi olacak. Allah nasip ederse. Şimdi şu şekilde aslında belediyenin gerçekten kamu binası niteliğinde olmayıp iş merkezinden bir belediyeye çıkıyorsunuz. Gerçekten bir belediye, Şarkışla Belediyesi'ne yakışır bir belediye binası değil. Ama biz ilk planda Şarkışla'nın ihtiyaçlarını giderecek işlere el attık. Yani bu şuna benzer. Eğer sizin evinizde ocağa ihtiyaç varken siz gidip de işte plazma TV almazsınız. Önce yemeğinizi pişirecek ocağınızı alırsınız. İhtiyaç olarak. Dolayısıyla Şarkışlar'ın da altyapıyla ilgili, suyla ilgili, kanalizasyonla ilgili ciddi sorunlar varken ben yeni bir belediye binası yapıp da oturmayı çok uygun görmedim. O yüzden de inşallah ilerleyen zamanlarda belediye binası da inşallah kazandırırız Şarkışlar'ımıza. Tabii şimdi Şarkışlar'da altyapı çalışmaları yapılıyor diyoruz. Altyapı geçen yerlerde ne kaldırım kalıyor, ne yol kalıyor. Ama biz kısa süre içerisinde inşallah şu anda asfalt çalışmalarımızı başlattık. İstiklal Mahallesi ve Damlaca Mahallemizde asfalt altyapı çalışmaları şu anda bitmek üzere. En işlek olan yolumuzdan başlattık. Sağır Mahallemize giden yolumuz en işlek yolumuzdu. Bugün itibariyle inşallah oranın iki taraflı yani geliş gidişli duble yolumuz var orada. Oranın tamamen asfaltı yapılmış olacak. Daha sonra da mahalle arasındaki yerlerimizi yapmış olacağız. Tabii yol açmayla ilgili bugüne kadar ciddi yollar yaptık. Örnek veriyorum ambulans yolu. Yani Habib Soluk Bulvarı dediğimiz Şarkışlar'ın Sivas tarafından girişini hastaneye bağlayan bir yolumuz vardı. Yaklaşık 2 kilometre, 2 de gidiş 4 kilometre. Buranın altyapısı gevşek bir zeminden geçtiğinden dolayı tamamen oradaki malzemeyi aldık. Yerine daha sert malzemelerle dolgu yaptık oraya. Orası ciddi manada enerjimizi aldı. Yani 4 kilometrelik yol ama biz orayı 1 metre 20 santim, 1,5 metre takriben kazıdık. Yerine yeni daha sert malzeme koyarak sıkıştırdık. Üstüne üst temel malzeme geçen işte aylarda üst temel malzemesini çektik. Orasını sıkıştırdık. Asfaltlanacak hale getirdik. Buradan Habib Bey'e, Sayın Vekilimize teşekkür ediyoruz. Onun girişimleri sayesinde de şu anda orasının üst yolu satih kaplama asfalt şeklinde yapıldı. İnşallah kısa bir süre sonra da tekrar ikinci kat asfaltlama çalışması yapılacak. İşte Cemel yolumuz karayolları vasıtasıyla yapılıyor ama gerçekten buraya da ciddi mesailer sarf ettik. Oranın duble yol olması için. Yani Cemel ile Şarkışlar arasında şu anda duble yol yapıldı. Aynı yerde yürüyüş yolu ve bisiklet yolu var. Ve yollarla ilgili inşallah bu altyapı çalışması bittikten sonra biz hızla devam edeceğiz. Şimdi tabii ki iktidar olmamızın büyük bir avantajı var. Elbette. Biz buradan vekilimize, bakanlarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu dönem itibariyle Şarkışlar'da hem kamu yatırımları açısından da söylüyorum, geçmişte olmadığı kadar destek aldı. Yani pek çok okullar yapıldı, pek çok resmi kurumlar yapıldı. İşte hükümet konağı yapıldı bu arada. Tabii hükümet konağının ön tarafında otopark yapıldı. O hükümet konağının yeri de aslında Şarkışlar Belediyesi'ne aitti. Caminin ön tarafında bulunan alan, işte orada bir okul vardı. Bu okul İl Özel İdaresi'ne aitti yeri. Biz İl Özel İdaresi'nden aldık. Biz tabii ki İl Genel Meclis üyelerimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize de teşekkür ediyoruz. Karşı tarafta bir eski kültür merkezimiz vardı. Aşık Veysel Kültür Merkezi. Oranın yerini aldık. Bura söylemiş olduğum yerlerin tamamı Şarkışlar Belediyesi'ne ait şu anda. Dolayısıyla biz iktidar olmamış olsaydık emin olun buraları çok yüksek rakamları alabilirdik ancak. Ama Allah'a şükürler olsun takas usulü değişik usullerle biz bunu aldık ve o meydanı açtık.
Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bu iktidarın gücüdür. Yani yaptığımız faaliyetleri de elbette ki hükümetimizin bize vermiş olduğu büyük bir destek var. Biz bu rahatlıkla bu işleri aslında yaptık. Ben aksi takdirde buraların yapılabileceğini şu şartlar altında çok düşünemiyorum. Açıkça söylemek gerekirse. O yüzden de Şarkıştal'ı iktidarı tercih etmekle kazandı. Aslında iktidar partisini tercih etmekle kazandı. Şimdi biz bugüne kadar Şarkıştal Belediyesi olarak pek çok kamu kurumuna yerler verdik ama bunun karşılığında 5 kuruş almadık hiçbirinden. Üst üste konulduğu zaman yani Şarkıştal Belediyesi şu 5 yıl içerisinde almış olduğu hibeler birkaç dönem belediyenin yapmış olduğu hizmetlerin toplamından fazladır. Bunu iddia olarak söylüyorum. Pek çok bugüne kadar yapılan hizmetin tamamından birkaç dönemin tamamından fazladır. Yani 75 milyon hibe almışsınız. 15 milyon arıtmanın yarısını hibe olarak almışsınız. Pek çok araçlar almışsınız. Vergi mahsuplaşması yapmışsınız ki şu ana kadar belki 4 milyon liranın üzerinde vergi mahsuplaşması yapmış oluyorsunuz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na daha önceden vermiş olunan arsa vardı. Biz orasını Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyeceğimiz prim borcuyla bu işi kapatmış olduk. Orası var. Dolayısıyla bunları üst üste koyduğunuz zaman epey bir yekün teşkil etmiş oluyor. Yani bunlar bizim Şarkıştal'ımızın kaynaklarından, yani arsa satarak, dükkan satarak ya da Şarkıştal'ın paylarından, İller Bankası'ndan almış olduğu paylardan öte Şarkıştal'a ekstra katılmış olan katma değerler. Yani bunlar, örnek veriyorum, tabii şu anda aklıma geldi. Şu Türkiye Belediyeler Birliği'nin 2017 yılı faaliyet raporu. Burada bizden bahsedilmiş. İşte Belbis hakkında görüş ve örnekler. Buyurun. Bu Türkiye Belediyeler Birliği bir belediyeler için bir program hazırladı. Bu programın ilk pilot uygulamasını Kayseri Talas Belediyesi'nde uygulamaya başladı. Biz bu programın varlığından haberdar olduk. Talas Belediyesi'nden Türkiye Belediyeler Birliği'nin bilgisi haricinde gittik, kopyaladık, getirdik, biz uygulamaya başladık. Uygulamada Talas Belediyesi'ni, yani pilot belediyeyi geçtik ve Türkiye Belediyeler Birliği'ne gidip de biz bunu kullanıyoruz dediğimiz zaman onlar şaşırdılar ve bize 2 tane uzman gönderdiler. 10 gün boyunca burada çalıştılar. Biz programın gelişimine de arkadaşlarımız vasıtasıyla katkıda bulunduk. Geçen sayıda dergilerinde zikrettiler. Türkiye Belediyeler Birliği işte 2017 yılı faaliyet raporunda da bizden zikretmişler. Bu Belbis'i kullanmamızdan dolayı işte burada 2 yıl gibi kısa bir süre içinde öz gelirlerimizde yaklaşık 750 bin TL katkısı olduğunu, yani Belbis'in, biz burada zikretmişiz. Bakın, yani belediyeler şu anda kendilerinin kullanmış olduğu programları özel firmalardan alıyorlar. Her sene de buna belirli bir ücret ödüyorlar. Biz bunu hiçbir ücret ödemeden Şarkıştal Belediyesi'ne işte 3-2 yıllık süre içerisinde 750 bin lira sırf programdan, yani kullanmış olduğumuz programdan katkıda bulundum. Şimdi bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman Şarkıştal'ımıza tabii ki pek çok katkıda bulunduk bu noktada. Yani Şarkıştal'ın gelirlerini artırıcı katkıda bulunduk. Allah nasip ederse elbette bu iktidarda tabii ki şu anda partimiz gene iktidarda. Çünkü Cumhurbaşkanımız artık partili bir Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla Allah nasip ederse biz gene bu kaynaklardan Şarkıştal'ımıza hizmetin akması için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Şarkıştal'ımız malumunuz aşıkların bol olduğu bir yer.
Bunların en başında da tabii Aşık Veysel geliyor. Aşık Veysel Festivali 22 Temmuz tarihinde Şarkışla'mızda icra edilecek. Daha sonra da Emlek Yöresi dediğimiz bir yöre var. Bu yörede bulunan aşıklarla ilgili de Emlek Yöresi Aşıklar Festivali şeklinde geçen sene ilkini yaptığımız, bu sene de ikincisini yapacağımız bir festival olacak. O da 24 Ağustos tarihinde inşallah icra edilmiş olacak. 15 Temmuz'da ilgili de inşallah 15 Temmuz tarihinde Şehitler Meydanı'nda o 30 gün boyunca nöbet tuttuğumuz, halkla birlikte nöbet tuttuğumuz meydanda inşallah bir program gerçekleştireceğiz. Tabii 15 Temmuz bu milletin yeniden diriliş ve yeniden kendine gelişin tarihi aslında. Yani ülke açısından düşünüldüğü zaman gerçekten anılmayacak, hatırlanması arzu edilmediği bir tarih 15 Temmuz. Çünkü o gün yaşananlar ülke adına gerçekten çok acı. Ben şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Tabii Anadolu'yu yurt yapmak için o ilk günden bugüne gelinceye kadar vatan, millet, bayrak adına uğruna şehit olan bütün şehitlerimizi burada anmak istiyorum. Çünkü onlar bu ülke, bu ülke milleti, bu ülkenin insanların değerleri için vermesi gereken en önemli şeyi canlarını vermişler. Yani bundan ötesi yok. O yüzden de ben şunu da ifade ediyorum. Ne kadar hizmet ettik, bu aziz millete şu kadar hizmet ettik demek aslında bizim için de bir abesle iştigal. Niye? O 24 yaşında, 20 yaşında işte gencecik hayatının baharında ülkesi için, vatanı için, bayrağı için canını seve seve feda etmiş o gençlerimizin yapmış oldukları karşısında bizim bu aziz millete yaptığımızın bir anlamı, bir değeri yok. O yüzden de ben onları rahmetle ve minnetle anıyorum. Allah mekanlarını cennette âli kılsın inşallah. Tabii ki 15 Temmuz vatana, bu millete düşman olan dış güçlerin yerli mihrakları ve o piyonları eliyle bu millete yapmak istedikleri en büyük kötülüktü. Ama bu millet sinesini siper etti. Topun, tankın, uçağın karşısına bedenleriyle ve ruhlarıyla çıktılar. Ama savaş silahla alınmıyor, savaş imanla alınıyor. İşte biz de bu aziz Türk milletiyle Batı alemi, Batı medeniyetinin en büyük ayrıştığı nokta bu. Biz diyoruz ki biz maddeci değiliz. Madde olduğu zaman güçlü değiliz. Biz inançlıyız. İnancımız bünyemizde olduğu müddetçe güçlüyüz. Ve bu güç de işte birlik ve beraberlik neticesinde Allah'ın izniyle bugün oynanan oyunları da, yarın oynanacak oyunları da Allah'ın izniyle bertaraf edecek. İnşallah Allah bir daha bu millete bu 15 Temmuz hadiselerini yaşatmasın. Tabii ki Anadolu coğrafyasında yaşamak zor. Çünkü 1071 yılından bu tarafa sen işgalci olarak görülen bir milletsin burada. Bu coğrafyayla ilgili planlar, programlar elbette ki var. Onun için atalar çok güzel şeyler söylemiş. Gavurdan, ayıdan post, gavurdan dost olmaz. Bir diğeri, su uyur, düşman uyumaz. O yüzden de biz de uyanık millet olarak uyanık olmak zorundayız. Bir daha böyle hadiseler yaşanmasın diye. Tabii ki bu saatten sonra silahlı mı yaşanır? Ben çok silahlı, darbeyle, bilmem neyle bir şeyin olacağını zannetmiyorum. O artık tarihin çöplüğüne atıldı. Bir daha oradan depreşmesi mümkün değil. Ama bu saatten sonra siyasi olarak, ekonomik olarak bu oyunlar bu memlekette oynanacak. Ve oynanıyor da, oynanıyor da, o yüzden de ekonomiyle, siyasette bu ülke kurulmadı. Bu ülke inançla ve imanla kuruldu. O yüzden de bu ülkenin de öyle enflasyonlarla, faiz oranlarıyla, şunlarla bunlarla yıkılması mümkün değil. O yüzden diyoruz ki
Biz birlik ve beraberliğimizi Anadolu coğrafyasında yaşayan insanlar olarak muhafaza ettiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle bu oyunların hepsini bertaraf ederiz inşallah. Evet, şimdi tabii ki gurbetten Sıla'ya gelenler var. Onlara hoş geldiniz diyoruz. Bir de gelemeyenler var şu anda bizi izleyenler. Tabii tatili müsait olamayanlar, ekonomisi müsait olamayanlar elbette ki var. Onları saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Bizim buranın güzel bir tabir var. Ben bunu sürekli kullanıyorum. Büyükler gelemeyen küçükleri için, yakınları için şöyle, hani herkesin bir sıkıntısı var. Ekonomik sıkıntısı var. Çocukları okuyor, şu bu. Neticede ailesini ziyarete gelemiyor. Doğduğu toprakları ziyarete gelemiyor. Onun için de büyükler şöyle demişler. Bizim burada söylenen bir sözdür bu. Yel essin, kokusu gelsin. Bu ne demek? Yerlerinde, evlerinde, bulundukları yerde canları sağ olsun. Onlardan iyi haber alayım da gelmeseler de olur. Ama inşallah bir gün onlar da çıkar, sıla-i rahim yaparlar, memleketlerine gelirler. Sizlerin vasıtasıyla bizleri seyreden bütün hemşerilerimizin, Şarkışlalıların, Sivaslıların, bütün Türk vatandaşlarımızın tabii ki sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde bir ömür sürmelerini temenni ediyor. Hepsine saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Allah razı olsun. Sevgili izleyiciler, makamdan ayrılıyoruz artık. Şimdi ilçeye doğru gidiyoruz. Halkla hem ilçeyi göstereceğiz hem de gurbettekiler buram buram şimdi Şarkışla kokusunu, başkanım dedi ya, yel. Şarkışla'nın yelini, selini, havasını şöyle tattıracağız sizlere. Şarkışla ilçesindeyiz.
Sevgili izleyiciler, işte makamda konuştuk başkanımızla. Güzel hizmetler, güzel çalışmalar yerinde görek dedik. Güzel bir mahalledeyiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Asfalt çalışmalarımız. Başkanım neler söyleyecek? Burası neresi başkanım? Evet, burası 12 mahallemizden biri olan İstiklal Mahallesi. İlk altyapı çalışmasını buradan başladı. Kanalizasyon su çalışması. Şu anda abone bağlantıları da biten yollarımızı gördüğünüz gibi asfalt çalışması yapıyoruz. Bu mahallemizde şu anda hemen hemen bütün altyapı işlemleri tamamlandı. Bu yolda bizim yaklaşık 40 köyün kullandığı, bir mahallemizin kullandığı bir yol çok yoğun olarak kullanılıyor. Dolayısıyla ilk planda buradan başladık. Allah nasip ederse diğer mahallelerimizdeki yollarımızı da aynen bu şekilde vatandaşımızı tozdan, çamurdan koruyacak şekilde yapacağız. Kaç kilometre başkanım asfaltına? Burası 4 kilometre toplam. Dolayısıyla buranın tamamı şu anda sıcak asfalt yapılmış durumda. Daha ne isteyelim? Allah razı olsun. Evet. Yol yapan, işte hizmet yapan cennetten güzel yerini yapar derim. Evet. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çalışmalarınız başarılı başkanım. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Devam ediyoruz. Bakalım hangi hizmet bizi karşılayacak? Sevgili izleyiciler, devam ediyoruz. Hizmetlerimiz bitmek bilmiyor diyoruz. Başkanım neredeyiz? Ne iş yapıyoruz? Evet, şu anda Pınarönü Mahallesi'ndeyiz. Altyapı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda kanalizasyon çalışması yapılıyor. 7 tane kanalizasyon çalışmasını yapan ekip var. 2 tane su hattını çeken ekip var. Dolayısıyla yüklenici firma hızlı bir şekilde bu işlemleri yapıyorlar. Verilen süre, bunları bitirmek için verilen süre 3 yıl. Ama bu gidişle, bu hızla inşallah 2 senenin içerisinde Şarkışla'nın altyapısı tamamen değişmiş olacak. İnşallah başkanım. Baktığımızda temiz bir işçilik var. Şu an kepçede çalışıyor sevgili izleyiciler. Kilit taşların hiçbiri zayi olmuyor. Evet. Bu taşlar kullanılacak. Bunlar burada yeniden kaldırımlarda ve yollarda tekrar kullanılmak üzere arkadaşlarımız tarafından kenara konuluyor. İnşallah bu abone bağlantılar da bittiği zaman biz buraları yeniden imar edeceğiz. İnşallah yeniden yapacağız. Yani bu ciddi bir çalışma. Yani şu anda kanalizasyon su, yağmur suyu hattı 420 kilometre. Yani buradan Ankara'ya kadar bir mesafe. Yani dolayısıyla Şarkışla'nın altını yeni baştan imar etmiş olacağız inşallah bunlar yapıldığında. Şarkışla'ya yakışır diyoruz. Hizmet yakışır Şarkışla'ya. Allah razı olsun. Sizin gibi değerli bir başkanları başında varken diyoruz. Durmak yok, yola devam diyoruz. Evet. Hizmete devam diyoruz değil mi başkanım? Evet, tabii ki hizmete devam. Yani biz bu aziz millete ne yapsak azdır. Tabii biz bu göreve geldiğimiz zaman insanlarımıza öykünmek için onların başında bir idareci değil, bir hizmetkar olarak geldik. Zaten bunu hizmetkar olarak geldiğimizin Şarkışlalı da farkında. Yani bizim sahip olmuş olduğumuz imkanlar bireysel rahatlığımız açısından tabii ki şu andaki bulunduğumuzdan çok çok iyi bir yerdeydik. Bu Şarkışla'mız elbette ki bizim her karışında anımız olan bir belde, bizim memleketimiz. Elbette ki bu beldeye ve bu beldenin değerli insanlarına hizmet etmek de bizim için yaşadığımız sürece büyük bir onur olacak. Allah razı olsun. O onuru da inşallah sizler yaşadıkça da bizler bu ekranlara taşıyacağız. İnşallah. Kimse de zannetmesin ki bu yollar yapılıyor, böyle bırakılmayacak. Asfaltlanacak, tekrar kilit taş döşenecek. Başkanımız en güzel şekilde yapacak, sizlere hizmete sunacak diyoruz. Evet. Değerli Şarkışlalılar, siz yeter ki başkanımın yanında olun, hizmet peşinde gelecektir diyoruz. Devam ediyoruz.
Sevgili izleyiciler, işte hizmetlerimiz devam ediyor diyoruz. Başkanım, nereye geldik? Evet, burası Şarkışla Göleti. Burası yıllar öncesinde Şarkışla'da sulama için yapılmış bir gölet. Ekonomik ömrü tamamlanmış ve her sene buraya su bağlanır. Fakat burada hiç Temmuz aylarına gelince su kalmazdı. Tabii ki biz bunun etrafının mesire alanı olarak önce düşündük. Fakat su kalmayınca etrafta yapacağımız mesire alanında bir anlamı olmayacağını düşünerek sular çekilince bu işlemi, yani mesire alanı yapma işini göletin içerisinde planladık. Şu anda bu göletin içerisinde yeni bir gölet yaptık. 40 dönümlük bir gölet. Bunun tabanını kil serdirdik. Etrafını gördüğünüz gibi taşlarla çevirdik. Etrafındaki mesire alanı yerine de ihale ettik. Allah nasip ederse burada Şarkışla'mıza ve çevresine hizmet verecek bir güzel mesire alanı Şarkışla'mıza kazandırmış olacağız. Çardaklar tabii ki olacak. Sadece mesire alanı olarak düşünmemek lazım. Aynı zamanda burası bir yaşam alanı olacak ilerleyen zamanlarda. Çünkü burada spor tesis alanları olacak. İnşallah yüzme havuzu, Türk hamamı, buna benzer yerler planlıyorum. Ve dışarıdaki gurbetçilerimizin ve Şarkışla'da olup da Şarkışla'ya geldiğinde kalabilecek bir evi olmayan kardeşlerimizin de kalabileceği 1+1 yerler inşallah bunun etrafında. Sivas'taki Hotbit evlere benzer bir şey ya mi? Hotbit demeyelim de, yani yamaç evleri diyoruz tabii biz onlara. Yamaç evi gibi düşünülen 1+1 bungalov evler denildikleri evlerden inşallah onu da planlıyoruz. İlerleyen zamanlarda bunu yapmış olacağız. Yani burası sadece mesire alanı değil, 7/24 insanların bir yaşam alanı olarak planlıyoruz. Bunu da etap etap yapacağız tabii. Şu anda ilk planda yaptığımız yerler mesire alanı. İkinci etapta o söylemiş olduğum sosyal tesisler ve işte vatandaşımızın diğer gelip kalabileceği mekanlar inşallah yapılacak. Dolayısıyla ilk etapta bu sene 11. ayda ihalesini yaptık. Yaklaşık 5.050.000 artı KDV'ye. Tabii ki yaptığımız işlemleri düşündüğümüz zaman diğer kendi ekipmanlarımızda ve personelimizde yaptığımız işleri düşündüğümüz zaman yaklaşık 10 milyon lira değerinde bir alan kazandırmış olacağız Şarkışla'mıza. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle millet bahçeleri dediği bahçelerin bir numunesi de Şarkışla'mızda yapılmış olacak. Türkiye'de ilk olacak. Şu an havuzun o görünümü de tabii ki ben biraz benzetemedim ama başkanım söyledikten sonra tamam dedim. Orta bir ampulü andırıyor sevgili izleyiciler, değil mi başkanım? Evet, ampul şeklinde olacak. Aydınlatmaları da ona göre olacak. Yani dolayısıyla buradaki belediyeciliğe işte ileriki zamanlarda bir mühür vurulmuş olacak. İnşallah evet. Başkanım. İnşallah. Daha ne diyelim, gurbetteki Şarkışlalılar, Şarkışla'da bulunan hemşerilerimiz, başkanımıza sahip çıkalım. Çünkü çalışmalar gerçekten profesyonel. Onun için de sizlerin yanında olması yeterli diyoruz. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler, halkı da düşündük diyoruz. İşte hizmetlerimiz arasında pazar yerimiz de var. Başkanım, güzel bir mahalledeyiz. Evet. Neresi, ne hizmetimiz? Evet, şimdi burası Şarkışla'mızın merkezi bir alanı. Yani pazarcı esnafımıza daha önceki alanlardan çok daha güzel bir alanı tespit edip kendilerine pazar yeri olarak hizmete sunduk. Burası Kayalı Yokuş Mahallesi'ne bağlı bir yer, bir mekan. Burada işte kapalı alanımız var gördüğünüz gibi. Pazar alanı, kapalı pazar alanı. Bu kısımlarda komple beton uygulaması yapılarak açık alan yapıldı. Bu kısımda da peynir ya yöresel, buna benzer yöresel ürünlerin satıldığı alan yapıldı. İleriki binada idari bina ve orada da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmek için tuvaletler, bayan ve erkekler için işte mescit, buna benzer şeyler yapıldı. Buranın maliyeti yaklaşık 1 milyon lira
değerinde. Bunun 450 milyon lira civarında bir kısmını Oran Kalkınma Ajansı'ndan hibe olarak aldık. Geri kalan kısmını da kendi kaynaklarımızda kendimiz yaptık. Maşallah başkanım. Ayrıca de burası bayram, kurban bayramında da bayram kurban kesme yeri de olabilir mi başkanım? Tabii olabilir ama bu ilk kurban bayramı olacak. Öyle mi? Evet. Yani dolayısıyla biz bu alanı vatandaşa kurban kesme alanı olarak elbette ki tahsis ederiz. Çok güzel. Buradan yani, da müjdeyi veriyoruz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kurban bayramında mutlaka sağda solda işte bahçelerde, genel kenarlarında kurbanlarınızı kesmeyin. Temiz ve hijyenik bir yerde burada kurbanlarınızı kesin diyoruz Çarkışlılara. Buradan da müjdeyi veriyoruz. Başkanımıza da, ekibine de, tüm herkese, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Başka bir hizmete geçiyoruz. Sevgili izleyiciler, sporun ve sporcunun da yanında olan belediye başkanımız, tabii Şarkışla Belediye Spor da Bal Ligi'nde işte yeni yetişecek olan işte o sporcularımız da ekranda şu an izliyorsunuz. Sayın Başkanım, alanımız neresi? Burası Gültekin Mahallesi, Murat Camii yanı. Burada bir tane gördüğünüz gibi halı sahamız ve arka tarafta da basketbol sahamız var. Şimdi bu sahalarımızdan biz Şarkışla'mızda 14 tane yaptık. Değişik, bunların bir kısmı tabii ki çocuk parklarının içerisinde ve iki tane de tam teşekküllü böyle basket sahası yaptık. Tabii çocuk parklarının içerisinde tek potalı basket alanları da var. Yani dolayısıyla çocuklarımızın enerjilerini harcayabilecekleri, sağlıklı bir şekilde vakitlerini geçirebilecekleri alanlar yapıyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz. Şu ana kadar da 45 tane park yaptık. Ve inanıyorum ki ilerleyen zamanlarda bu çocuklarımız burada hem zihinsel hem bedensel gelişimlerini tamamlayıp inşallah bu sanal dünyanın zararlarından kurtarmaları çok önemli. İnşallah. Yani bu çocuklarımızın iPad'lerinden, akıllı telefonlarından hangi sayfalara girdiğini, neleri takip ettiğini çok velinin bilmesi söz konusu değil. Kesinlikle. O yüzden de çocuğumuzun enerjisinin gerçek dünyada harcanması, sanal dünyada değil de gerçek dünyada harcanması gerçekten çok önemli. Ve bunu gerçekleştirdiğimiz gibi inşallah ilerleyen zamanlarda sporu seven, futbolu seven ve ilerleyen bu arkadaşlarımız büyüdüklerinde, bu kardeşlerimiz büyüdüklerinde de Şarkışla'yı sporda, Türkiye'yi sporda, değişik branşlarda temsil eden insanlar olacak. İnanıyorum buna. Çünkü biz bunun altyapısını bu geçen 4,5 yıl içerisinde yapmış olduk. Bu noktada da velilerden ve çocuklarımızdan, kardeşlerimizden çok büyük takdirler alıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Hazır spor demişken Şarkışla Belediye Spor Bal Ligi'nde nedir, biraz bilgi alabilir miyiz? Evet, şu anda Şarkışla Belediye Spor Sivas'ımızı Bal Ligi'nde temsil eden tek takım.
Tabii biz geldiğimizde Şarkışla Belediyespor 2. Amatör Lig'deydi. 1. Amatör Lig'e ilk sene çıktık. 2. sene Bal Ligi'ne çıktık ve geçen sene de Bal Ligi'nde gerçekten güzel bir mücadele verdik. Karadeniz ekibi grubunun içerisindeydik. Çok güçlü il takımları vardı. Amasya, Sinop, Ordu, Samsun'un takımları gerçekten yıllardır Bal Ligi'nde, hatta 3. Lig'de Sivasspor'umuzla birlikte mücadele veren takımlardı. Bunlara karşı çok güzel bir mücadele verdik. 5. olarak ligi bitirdik. Ama bu sallanılan imkanlarla, kısıtlı imkanlarla futbolcularımız ve teknik heyetimiz gerçekten büyük bir özveriyle en güzel şekilde mücadele verdiler ve bizi de güzel bir şekilde hem Şarkışla'yı hem Sivas'ı temsil ettiler. İnşallah niyetimiz bu sene de aynı şekilde başarılı bir şekilde Şarkışla'mızı temsil etmek niyetimiz. İnşallah. Bir de başkan şöyle bir, yani her takımın bir arabası var dedim. Evet. Acaba neden Şarkışla Belediyespor'un bir otobüsü olmasın? Alabilir miyiz? Alamazsak neler yapabiliriz? Evet, şimdi tabii ki bize bu noktada vaatte bulunan bazı hemşerilerimiz oldu, olmadı değil. Ama şu ana kadar vaatlerini gerçekleştirmiş değiller. Bizim de Şarkışla Belediyesi olarak 29 kişilik bir yarım otobüsümüz var. Arkadaşlarımız tabii ki çok uzun mesafelere, deplasmanlara bunlarla gidiyorlar. Bu da çok rahat bir araba değil. Aslında zor bir araba. Yani zor derken yani uzun mesafede yorucu oluyor. Dolayısıyla deplasmanda verim alamıyoruz. Verimimiz düşüyor. Tabii ki daha büyük bir arabamız, daha rahat bir arabamız olsa deplasmanlara gittiğimizde daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. İnşallah. Ben de inanıyorum. Şarkışlalılar, yurt dışındaki olanlar, el atacaksınız, el attıracaksınız. Tüm Şarkışlalılar, tüm Sivas'a, Bal Ligi'nde olan bir takıma, Şarkışla'ya bir otobüs yakışır diyoruz. Hep birlikte biz de destekliyoruz, ekranlara getiriyoruz. Başkanıma ulaşın diyoruz. Şarkışla Belediyespor'a güzel bir otobüs inşallah kazandıralım. Hep birlikte de onları güzel bir şekilde de temsil edelim diyorum. Adın ne? Çağrı. Çağrı, burası nasıl olmuş? Çok güzel. Niye, hangi saatlerde geliyorsun? En çok akşam. Akşam daha serin oluyor, daha güzel oluyor. Arkadaşlarınla nasıl çağırıyorsun? Buraya gelip burada ne yapacaksın? Burada en çok maç yapıyoruz. Maç yapıyorsun. Burayı yapan var değil mi? Sizlersiniz tabii ki. Sizler dolduracaksınız inşallah. Hayalin ileride ne olmak istersin? En çok futbolcu da olmak isterdim. İnşallah. İnşallah. Senin adın ne? Abdullah. Abdullah, nasıl burası? Çok güzel. Arkadaşlarla geliyorsun. Çift kalem maç. Evet. Şimdi kol atıyor mu? Evet. Buyurun başkanım. Burası, bu arkadaşlarımızın çoğu, hemen hemen hepsi herhalde gördüğüm kadarıyla burada hafızlık okulunda okuyan çocuklar. Dolayısıyla bunlar geçen sene bizden böyle bir talepte bulunmuşlardı. Yani biz de buraya bir halı saha yapılmasını istiyoruz diye. Biz de geçen sene bu kardeşlerimizin bu taleplerini yerine getirdik. Tabii ki Kur'an eğitim öğrencisi olan biz bu kardeşlerimizin elbette ki ayaklarının turabıyız. Bunların hizmetkarıyız. Onların dediğini de bir, dediğini de iki etmiyoruz. Allah razı olsun. Hemen yanı başımızda bir cami var. Kur'an'ları orada öğreniyor. Kur'an kursu var. Kur'an-ı Kerim orada öğreniyorlar. Aralarda teneffüslerde de mutlaka spor, maç diyorlar. Sayın Başkanım vermiş olduğu. Bu şekilde onu söyleyeyim. Şimdi bu caminin bu alanı yeşil alan. Evet. Belediyemize ait. Şurada duvar vardı. Bu duvarı kaldırdık. Biz bu duvarı 3 camimizde kaldırdık. Yani yanı başında çocuk oyun alanları olan camilerin yanı başındaki çocuk oyun alanlarını yaparak cami ile çocuk alanının bir bütünlüğünü sağladık. Yani cami ile oyun alanı, yani cami ile çocuk arasındaki bütün engelleri kaldırmaya çalıştık. Yani bunu bir proje olarak burada 3 camimizde uyguladık. Maşallah. Hem fideleri görüyorum, hem de buradaki fideleri görüyorum. Sevgili izleyiciler, yeşillendirilmiş, çevre düzeni mükemmel. Her şey önlem alındıktan sonra da meyvesi de burada görüyorsunuz. Kur'anlarını da öğreniyorlar, sporlarını da yapıyorlar. Burayı kazandıran sizlere de, başkanıma da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizler yeter ki başkanımın yanında olun. Bizler de ekranlara getirelim, bu güzellikleri de gösterelim diyoruz. Devam ediyoruz, Şarkışla ilçesindeyiz.
Sevgili izleyiciler, işte spor için çocuklarımıza yapılan halı sahalar, işte oyun parkları, alanlar diyoruz. Başkanım neredeyiz? Alanımız nedir? Evet, burası Yıldırım Mahallesi. Bu gördüğünüz alanda çocuk park alanı. Tabii burada herhangi bir şey geldiğimizde yoktu tabii. Biz buranın işte altyapısını, sulamasını, çimlendirilmesini, aydınlatmasını, çocuk oyun gruplarının altında kauçuklar ve çocuklarımızın sağlığına uygun çocuk parkı, oyuncakları, işte ebeveynler için görmüş olduğunuz bu alanda yürüyüş alanı ve orada spor yapma imkanları var. Kamelyalarda işte oturup dinlenmeleri söz konusu. İleriki yerde de gördüğünüz gibi bir halı sahamız var. Biz böyle bu şekilde, bu standartlarda irili ufaklı 45 tane park yaptık, çocuk parkı yaptık. Yani her mahallemizde istisnasız parkımız ve halı sahamız mevcut. Bunun daha önce izah ettiğim gibi pek çok faydası var. Şu anda bu çocuklar trafikten uzak, sağlıklı ortamlarda, işte ebeveynlerinin kontrolü altında, evlerinden çok uzak mesafelere gitmeden eğlenebiliyorlar, burada vakit geçirebiliyorlar, arkadaşlık ortamları kurabiliyorlar, mahallelik bilinci gelişiyor ve kent donatıları olan işte çocuk oyun gruplarının korunması, muhafazası ile ilgili tabii ki görevlerinin olduğunu da bilincindeler. Dolayısıyla kentlik bilinci de bu şekilde oluşmuş oluyor. Bu tür faaliyetin elbette ki geleceğe dönük çok büyük katkıları var. Yani Şarkışlalı olma, mahalleli olma, bu bilinci yerleştirme, insanların birbiriyle tanışık olma açısından çok önemsiyoruz. Onun için de biz bu yatırımları yaptığımız diğer şeylerinden daha öne alarak, önceleyerek, çocuklarımızı önceleyerek, geleceğimizi önceleyerek bunların hepsini yapmış olduk. Bu hususta da gerçekten vatandaşımız evinin önünde küçük bir yeşil alan varsa, park alanı imarda, bize burasının ne zaman yapılacağını soruyor. Yani şuradan baksanız buraya işte 200 metre, 150 metre, en fazla bilemediğiniz 300 metre mesafede yeni bir başka bir park alanı var. Fakat vatandaşımız şu mahalleden bizi BİMER'e şikayet ediyor. Diyor ki benim evimin önünde yeşil alan var. Belediye her tarafı yaptı ama benim evimin önündeki yeşil alanı yapmadı. Bizim kimseye kastımız yok. Ama her taraftaki yeşil alanları bu şekilde park yapma imkanı ve ihtimalimiz söz konusu değil. Vatandaşımız biraz yürüyecek, çocuğunun, torununun elinden tutacak. İşte 150-200 metreye ötedeki park alanına, ki bizi şikayet eden vatandaşımızın evinin adresine baktığımız zaman iki tarafta 150-200 metre ötesinde park var. Bu şunu gösteriyor. Vatandaşımız bir işi, yani şu park, bahçe, çocuklara yapılan yatırımı bizim iyi yaptığımızı onaylıyor. Kesinlikle. Yani dolayısıyla bu hususta ben çok müsterihim. Çocuklarımızın geleceği, bizim geleceğimiz, ülkemizin geleceği, Şarkışlar'ın geleceği. Onun için de bunlar da sağlıklı bir şekilde şekillenmesi lazım. Mutlaka. Yani gerçek dünyanın zararlarından ve sanal dünyanın zararlarından bu çocuklarımızı korumamız lazım. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Belediye olarak da biz üzerimize düşen vazifeleri bu parkları yaparak bu aziz milletimize karşı vazifemizi yerimize getirmiş oluyoruz. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz sayın başkanımıza. Başka gideceğimiz yerler var mı, yoksa kapanışı yapalım başkanım? Son olarak neler söylersiniz? Ya ben tabii ki hizmet yaptığımız alanları tabii ki tek tek size gezdirmek isterim ama sizin zaman. Programın zamanı buna elbette ki yetmez. Şimdi şunu söylemek istiyorum ki biz bu aziz millete ne yapsak azdır. Kesinlikle. Yani elbette ki daha iyi hizmetler elbette ki mümkün. Bunları yapabilecek güç ve kuvvet, şunu bilmek gerekiyor ki tercihleri doğru yapmakla mümkün olabilir. Yani iktidar her zaman güç demektir. Dolayısıyla biz bu iktidar döneminde ben Şarkışlı olarak şu ana kadar yapılan hizmetlerin ötesinde
yaptığımız hizmetlerde hükümetin desteğini, devletin desteğini, hibelerini aldığımızı düşünüyorum. Yani bu üst üste konulduğu zaman aldığımız hibeler, bunun hesabını biz millete elbette ki şu ana kadar yaptığımız işlerde elbette ki hizmet hususunda vatandaşa hesap verme noktasındayız. Elbette ki vereceğiz. Niye? Bir emaneti almışız. Biz emanet sahibi insanlarız. Dolayısıyla bu emaneti en güzel şekilde vermek için elimizden gelen gayreti şu ana kadar yaptık. Ve bugüne kadar yapılanların ötesinde bir hizmetin Şarkışla'ya geldiğini rahatlıkla ifade edebilir ve vatandaşımız da bunu zaten görüyor, bunu da tasdik ediyor. Ve inanıyorum ki gelecek dönemlerde bu hizmetler artarak devam edecek inşallah. Biz de diyoruz Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerde gerek makamda gerek de gezdiğimiz. Gerçekten gelsek sığdıramayız. Sevgili izleyiciler, çok projeler var. Yapılan hizmetler var. Gerek görünenler var ekranda, gerek de görünmeyenler var. Yeter ki sizler hizmetin yanında olun. Başkanımızın yanında olun. Makamlar gelip geçicidir başkanım. Önemli olan kalan bunlar, bu eserler. Çocuklarımız için, gelecek için. Şimdi tabii ki ben 13. belediye başkanıyım Şarkışla'da. Bugüne kadar pek çok belediye başkanı geldi ve hepsi de hizmet etme gayretiyle geldi, düşüncesiyle geldi ve hizmet etti. Dolayısıyla biz de elimizden geldiğince hizmet ettik, edeceğiz. Buralar bize baki değil. Yani gelip geçici. Tabii önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. Biz göreve aldığımızdan bu tarafa hiçbir Şarkışlalı şunu ifade edemez. İfade ettiyse ben kendilerinden özür diliyorum. Her zaman da dilerim. Basının önünde de dilerim. Hiçbir insanı insan muamelesinin ötesinde başka bir muameleyle karşılamadım. Kesinlikle hiçbir siyasi parti, hiçbir mezhep cinsiyet ayrımı yapmadan hizmet etmeye çalıştık. Her insanımızı ayakta karşıladık, ayakta uğurladık. Ve insanımız bizi gece gündüz her zaman arayabildi. Çünkü benim kullanmış olduğum telefon yaklaşık 15-20 yıldır kendi üzerime kayıtlı olan bir telefon. Herkeste var bu telefon. Bu belediyenin telefonu değil. Ben ilk geldiğimde bana belediyenin bir hattını verdiler. Ben bunu kabul etmedim. Ve kendi telefonumla ben bu işlerimi de devam ettiririm dedim. Dolayısıyla şu ana kadar kullanmış olduğum telefon kendi telefonum ve herkes de var istisnasız. Gecenin bir vakti vatandaşım beni çok rahat bir şekilde arayabiliyor, ulaşabiliyor. O yüzden de biz vatandaşa karşı elimizden gelen hizmeti yapma gayreti içerisinde olduk. Tabii vatandaşımızın da tercihidir. Yani beğenen olacak, beğenmeyen olacak. Bu kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü insanoğlunun bir noktada tamamının birleştiği, hiçbir yerde, hiçbir tarih boyunca insanoğlunun var olduğu günden bugüne görülmüş değil. Bir de şu var, insanoğlu kanaatkar değildir. Yani kanaatkar değiliz. Dolayısıyla yapılanın daha iyisini, sahip olduklarımızın daha fazlasını ister. Çünkü Cenab-ı Allah bizi öyle tarif ediyor. Bir vadi dolusu altın olsa ikincisini ister. İnsanoğlu kanaatkar değildir. Hazreti Adem biliyorsunuz cennetten gelmiştir. Cennette bütün nimetler ayağına serili olduğu halde o ötesine geçmek ve ölümsüzlüğü yakalamak istedi. Her şey cennet nimetlerinin bizzat müşahede ettiği halde dünyaya gönderildi. Dolayısıyla insanoğlu olarak biz buyuz. Ama ben şuna inanıyorum. Bizim insanımız yanlışta, kötüde, iyi olmayan da birleşmez. İşte Cumhurbaşkanı seçiminde olduğu gibi. Onun için de ben seçimlerle ilgili, vatandaşın tercihiyle ilgili hiçbir tereddütüm yok Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Saygılarımızı sunuyoruz efendim. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, artılık ayrılık vakti geldi diyoruz. Şarkışla'dan ayrılıyoruz. Başka bir ilçeye geçeceğiz inşallah. Önümüzdeki haftalarda bakalım hangi ilçede olacağız. Biz Sivaslıyız. Sivas'ı tanıtıyoruz. Gerek yurt dışında gerek yurt içinde hemşehrilerimize bir beraber oluyoruz. Uzun ince bir yolculuk ekibi olarak yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a ısmarladık.